Evet, bugün Mazılı köyündeyiz. Muhtarın evindeyiz. Dible. Dible tatlısı. Biz tüm üyelerimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz. Sizden başlayalım. İsim soyadınız. Kendinizi bir tanıtın. Hanife Doğan. Siz? Fatma Yıldır. Siz, Asiye Batmaz. Dible tatlısının nasıl yapıldığına geçelim. Ondan önce bir şu... Bu şeyde Mazılı köyünde bu namazlık dediğiniz el dokuma halıları var, kök boya. Bunları biraz anlatır mısınız hanımlar? Kök boya bunlar işte. Kök boya mı gelip alıyor size? Alıyorlardı buraya, alıcılar geliyor. Böyle yazlıkçılar geliyor alıyor. Geçen geldiler iki tane satın. Var, hep kara gözü var, sığır dili var. Zaten bizim şeylerde, oyalarda da çok böyle şeyler var ya. Küstüm oyası, biberli oyası, karanfilli, telaş oyası. Ana kadın demek ki duygularını dokuduğu kilime, halıya, oyaya, işlediği kaneviçeye işlemiş. Yani. İşlemiş. Evet. Sındırgılan biz bölünmüşüz. Sındırgı dokuması bizimki de. Öyle mi? Bu Yörük köylü oluyor burası. Evet. Yörük Bey'dir bizim. Bergama ağası. Bunu ben sizin annenizden çok yaşlı geçen sene öğrenmiştim. Hamurunu nasıl yoğuruyoruz şimdi? İçine ne koydunuz? Çapacak değil mi önce? Sirke attık. Yağ attık. 2 çorba kaşığı yağ. 1 çorba kaşığı sirke. 1 tane yumurta. 1 fiske de tuz attınız. Azıcık da tuz attık. Onları çırptıktan sonra ılık suyla hamur yapacağız. Evet. Hadi buyurun bakalım yapalım. Asiye ben tamam. Tamam. Oraya atmış ben onu siliverim. İstemez. O yarım su bardağı su oldu. 3 bardak bu Fatma bak. Dibleye ne, hangi günler yapıyordunuz? Düğünlerde, hayırlarda? Çünkü bu teyzenin yaşı 85 yaşında var. 81. 81 yaşında. Ama çok kişi bunu bilmiyor bile. Bilmiyor tabii, herkes bilir. Sen atma istersen Asiye bak. Yarım bardak. Benim. Diyorum ki annelerimiz, atalarımız evde bulunan un, kümeste bulunan yumurta, birazcık yağla. Ne güzel lezzetler yapar. Şimdi gençler her şeyleri var. Yemek yapmayı oturup sofra kurmaya üşeniyorlar. Üşeniyorlar. Yaşıyorlar. Her şey yok. Hazır. Kapatıp dinlendiriyoruz. Çörek pişiyorsan gidelim oraya alın kamarı ye. Yarım saat dinlendi değil mi? Evet. Dinlenmiştir yarım saat. Kes bakalım. Hep şimdi öyle saç böyle gider. Az kere büyükçe olsun değil mi? Tamam, bir tanesini bakalım yapalım. Bir daha bir şey koyayım mı? Tamam, tabii. Gevşek bıraktın mı çok güzel açılıyor. Değil mi? Tez açılıyor. Arla da benim işte yukarı açar. Açma bunlar. Neden? Bu sene çok arıyorlar. Beni 4 defa soktu bu sene. Ama iyi, romatizmalarıma iyi gelir diye bir şey demedi ama nasıl acıyor? Tamam. Diyor ki, uf lokum gibi oldum ben diyor. Hamur. İşte gençler iyi yoğuracaklar sabırla. Nişasta mı? Evet. Nişastalı un. Yapıyor musun sen de? Ben yapmıyorum. Bilmiyorum, yapmaz biliyor musun? Aa, bilmiyorum ben. Herkes yapmıyor. Öğrenim. Hadi ben incelteceğiz mi bunu? Çok ince yapma. Ince. İncelsin hastayım. İncelsin hastayım. Altı görürsün yani. Görünüyor. Burada böleceğim. Sen elini aldın ışık, sonra çekelim. Bak böyle yapıyoruz biz bunu, böyle. Böyle yaparız. Ondan sonra şöyle idi değil mi Fatma bak? Böyle olur bak, bu dibi olur işte. Bunu şimdi yağda pişireceğiz. Susam tutmayacak. Yemeğin bile şeyi hani duruşu güzel oldu mu? Yemek tatlı oluyor ya. Evet. Daha da eve de çıkıyormuş ama bunda. Evet. Denk gelse değil mi? Tabii. Ne günler oluyor.
alakası yok bak bizim bu maltızların çok iyi. Arı kaç, eşek arısı geldi ya. Fatma demem ben. Sen öyle isim söyledin. Hatta bu babamın yerine ektik kızlar ya. Nerede? Nerede? Bacağın hakkında verelim bak. Ha öyle mi? Onu niye yapıyorsun? Ha üç defa. Ya o pişirdi, o aç mı duracak, o da doysun. Onun hakkını verin derler. Öyle anamız öyle görgetti bizi. Şuna yağ sürdük bak böyle. Hakkını ver derler. Hmm. Eski hizmet ettiği için. Tabii. Madılı köyünden.